Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamisu minel kıyasi. Kıyasın beşinci dersini okuyoruz. Ve lemma feraga an tarifil kıyasi. Oraya gelmişik değil mi? Kıyasi tarif ettiği, kıyasın tarifinden ne oldu? Ve taksimihi kıyasi İhtirani istisnaiyeye taksim etmesinden farig olunca şer'a fi taksimi kullin minel kısmin. Hem ihtirani hem istisnainin neyine başladı? Ve beyani ahkamihi, her birinin ahkamlarının beyanına başladı. Şimdi getiriyor, ihtirani birkaç kısma bölüyor, istisnai birkaç kısma bölüyor. Her birinin de ahkamlarını ne ediyor? Beyan ediyor, zikir ediyor. وَقَدَّمَ الْاِخْتِرَانِيَ عَلَى الْاِسْتِسْنَائِيَ. İhtiraniyi istisnaya ne etmiş? لِأَنَّهُ هُوَ الْاَكْسَرُ الشَّائِعُ فِي الْاِسْتِعْمَالَاتِ. Mentikilerin veya ulemaların istimalında ekser şayi olan ihtiranidir. Ne değildir? İstisnaidir. Onun için onun hakkı nedir? Takdimdir ve musannif onun ne ettiği? Takdim ettiği. Ve bihi yahsulu ekserul meşhulati. Orada bir ekser olsa iyi olur. Ve bihi yahsulu ekserul meşhulati. Meşhulatların ekseri ihtiraniyle hasıl olur. İstisnaiyle ne olmaz? Hasıl olmaz. Bak, bihi yahsule mutaallıktır. Hasır için ne olmuş? Takdim edilmiş. Yani istisnaiyle ekseri meçhulatlar hasıl olmuş. Anlıyorsun değil mi? İstisnaiyle ne olmuş? Eseri hasıl oluyor. Neyle olmuyor? İstisnaiyle olmuyor. İstisnaiyle az olur. وَاَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنَ الْحَمْلِيَاتِ وَالشَّرْتِيَاتِ. Hamliyatlardan, şartiyatlardan ne olur? Murakkep olur. İkinci bir illet mi? Tabi ikinci bir illet. Birinci illet, لِاَنَّهُ هُوَ الْاَكْسَرُ الشَّائِرُ فِي الْاِسْتِعْمَالَاتِ. Bu birinci illet. وَبِهِ يَحْسُلُ اَكْسَرُ الْمَشُولَاتِ. İki. وَاَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنَ الْحَمْلِيَاتِ وَالشَّرْتِيَاتِ. Üç. Bi hilafil istisnaiyi. İstisnai öyle değil. Bu bi hilaf üçün kaydedir. لِأَنَّهُ الْاَكْسَرُ الشَّائِعُ فِي الْاِسْتِعْمَالَاتِ bi hilafil istisnaiyi. وَبِهِ يَحْسُلُ اَكْسَرُ الْمَشُولَاتِ bi hilafil istisnaiyi. وَاَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنَ الْحَمْلِيَاتِ وَالشَّرْتِيَاتِ bi hilafil istisnaiyi. Oldu. اِذَا عَرَفْتَ هَذَا. Bu söylediğimizi sen bildikten sonra فَعْلَمْ اَنَّ الْقِيَاسَ الْاِخْتِرَانِيَ الْحَمْلِيَ سَادَجَ. Kıyas-ı ihtirani hamli. Bak, kıyas-ı ihtirani deyince istisnai çıktı. El-hamliye şartiye çıktı. Es-sadece, hani bazen hamli şartı ne olur? Karışık olur. Bu sadece nedir? Hamledir. Bu kıyas-ı ihtirani hamle-i sazec, bu la mehalete yeştemülü ala hududin selaseti. Üç hadde şamil geliyor. Mevdu'il metlubi ve mahmulihi ve mükerreri beynehuma fil mukaddemeti. Yahut da mevdu'il metlubi, bir neticenin mevdu'u, bir neticenin mahmulu, bir de ikisinin arasında ve mükerrer beynuma fil mukaddemeti teyni. Sonra kubrada ikisinin arasında ne olan? Mükerrer olan. Mesela yani mutagayyirun hu mevdu'ul neticedir. Ve kul mutagayyirin hadisun hadisun mahmulu netice. Arada tekrar olan nedir? Mutagayyir mutagayyirdir. O mutayir mutagayir bir haddir.
Alem bir haddir, hadis bir haddir. Öyle değil mi? Bak kıyas-ı ihtirani hamli üç hadden ne diyor? Mürekkeptir. Üç hadde şamil geliyor. Ha öyleyse fennekulu biz diyoruz. Çünkü öyle mi? وَالْمُكَرَّرُ بَيْنَ مُقَدِّمَتَيِ الْقِيَاسِ Kıyasın her iki mukaddimesi arasında mükerrer olan. وَالْمُكَرَّرُ بَيْنَ مُقَدِّمَتَيِ الْقِيَاسِ Kıyasın iki mukaddimesi arasında mükerrer olan. Mesela bizim örnekte mutagayir, kulle mutagayir. Şimdi iki mukaddime deyince nedir? Biz sonra kubra anlıyoruz. Hele bakalım o ne diyor? Diyor vel muradu bil mukaddimeteyni el kadiyyetani letani cu'iletan cüz'eyil kıyasi. O iki kadiye ki kıyasın iki cüz olmuşlar. Vel muradu bil mukaddimeteyni el kadiyyetani letani cu'iletan cüz'eyil kıyasi. O iki kadiye ki kıyasın iki cüz olmuşlar. Öyle değil mi? Kıyasın iki cüzü olan mukaddimine de biri zaten sonra, biri kubra. Fel mukerraru beynehuma. O iki mukaddime arasında mukerrar olan. Sevan kana mevdu'an ve mahmulen. Şimdi ev mahmulen. O yanlış. Çünkü ya o ya o değil. İster mevdu mahmul. Öyle değil mi? Ev mukaddemen ve taliyen. İser mukaddem, iser. Tabi mükerrer mukaddem diyor mevdu mahmur. Bazen iki mevdu olur. Bazen iki mahmur olur. Bazen birinci mevdu, ikinci mahmur. Bazen birinci mahmur, ikinci mevdu. Eşkalar dört ya. Yani iser mevdu mahmur bu hamlelerden mürekkep olan kıyasa göre. Ev mukaddemen ve taliyen bu da neye göre? Yüsemma hadden evsete. Buna ne deniliyor? Amma tesmiyetuhu hadden. Niye buna had deniliyor? Feli enne ma yenhallu ileyhil mukaddimetu. O şey ki kadiye ona çözülüyor. Mesela ne gibi kel mevdu'i vel mahmuli. Mevdu ile mahmuli. Niye kel mevdu'i mahmul dedi? Mukaddem tali de olabilir. Hamliyatlardan mevdu mahmul gibi. Şartiyatlardan mukaddem. Yüsemma hadden. Buna ne deniliyor? Niye had deniliyor? Likevnihi tarafen li nisbeti. O ma ki yenhalu ilhel mukaddimetu nisbeten tarafidir. O ma yenhalu ilhel mukaddimetu muhtar haber değil midir? Evet. Nisbeten, mevdu nisbeten bir tarafında, mahmul nisbeten bir tarafında. Onun için ona ne deniliyor? Had deniliyor. Yani hadde evsete had deniliyor. Çünkü hadde evsete, diyelim şekli evvele göre olursa, soran mahmulü kubranın neydi? Mevdu. Mevdu mahmul nisbetin tarafleridirler. Onun için had denilir. Hadda mana taraf denilir. Ve amma tesmiyetu evsete feli tevessuti beyne tarafeyil matlubi. Matlubun iki tarafı arasına gidiyor. Kel muellefi fil misalil mezkuri. Şimdi misali mezkurda muellef neticen mevdu'u ile mahmul arasında. Değişik bir dille mevdu'u suğra mahmul-i kubra arasındadır. Tabi o mevdu'u suğra mahmul-i kubra dediğimiz şey neticenin aynı zamanda mevdu'u mahmulidir diyor. Vel garadu min ityani hazel mukerreri fil kıyasi. Vel garadu min ityani hazel mukerreri fil bu kıyasta mükerrer olan şeyin getirmesinden amaç. Hani müellef kulli müellefi
getiriyor ya, garet nedir? Huve isbatu mahmulil matlubi, neticenin mahmulunu ispat etmek. Ala mevdu'ihi, neyin mevdu üzerine? Ala mevdu'ihi, matlubun mevdu'u, kıyası. Ellezi subutul mahmul aleyh gayru mahmulin. Yani o mevdu ki mahmulun ona subutu malum değil. Zaten malum olsa gerek yok. Öyle değil mi? Evet. Mesela alem hadis olup olmadığını bilmiyoruz. لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ diyoruz. Mutagayyir alemme olduğu belli. وَالْمُتَغَيِّرُ حَادِسٌ Hadis, hudusla mutagayyir olduğu belli. O zaman hudus mutagayyire var. Mutagayyir, tagayyür de aleme var. Öyleyse aleme de ne var? Hudusu var. Evet. Bak tekrar ediyorum. وَالْغَرَدُ مِنْ اِتْيَانِ حَازِ الْمُكَرِّ فِي الْقِيَاسِ ve isbatu mahmul matlubi ala mevdu'in lezi subutu mahmul aleyhi gayr ma'mul. O mevdu'ul matlub ki mahmulun subutu ona ne değil? Malum değil. Kıyastan bu hadevsetten amaç o subutu malum olmayan mahmulu mevdu'a ne etmek? İspat etmek. Fe bi sebebi hazel mükerreri yahsulul ilmu bi subuti mahmulil matlubi ala mevdu'i. فَبِسَبَبِ هَذَا الْمُكَرَّرِ Bu mükerrer sebebiyle bu mükerrer يَحْسُلُ الْعِلْمُ بِسُبُوتِ مَحْمُولِ الْمَطْلُوبِ كُنَّدَ الْحُدُوسُ عَلَى مَوْضُعِهِ كُنَّدَ الْعَالَمِ فَلِزَا حَدَوْسَتَنْ اَمَاجْ مَحْمُولُ الْمَطْلُوبُ مَوْضُعَ ispat etmek olunca قِيلَ اِنَّ الْمُوْسِلَ اِلَى الْمَطْلُوبِ هُوَ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ Demiş matlube musil hadde evset fakattir. Onun gayrisi değil. Niye buna teyle deniyor? Çünkü esas ona hadde evset tek değil. Mevdu suranın da payı var burada. Evet. Mahmulu suranın olduğu gibi. Mevdu kubranın olduğu gibi mahmul kubranın da neyi var? Payı var. Ama insan özüne inerse zaten o hadde evset onunla diğer o iki şey dediğimiz mevdu sonra mahmul kubra onlar zaten mevdu mahmulun metrubdirler. O zaman o mahmulunun mevdu'a hamli nispetin tek yegane sebebi ne olmuş oluyor? Hadül efsat oldu. Oldu mu? Ve mevdu'ul metrub fil hamliyeti ve mukaddemuhu fi şartiyeti yüsemme hadden eskere. Buna ne deniliyor? Niye? لِأَنَّ اَخَسُ فِي الْاَغْلَبِ Galibi olarak مَوْضُعُ الْمَطْلُوبُ اَخَسْدَر Mahmul اَعَمْدِر Öyle değil mi? مَوْضُع nedir? وَالْاَخَسُ اَقَلُّ اَفْرَادًا اَخَسْ da efrad itibariyle nedir? Azdır. O zaman فَيَكُنْ اَسْرَ ne olur? Tabi bak dikkat edin, feyekunu eskere, bu neye tefre yaptı? Efradı az. Efradları az olan esker olur. Yok. Şimdi ezzarları az olan, diyelim bak bu kitap 100 sayfa, bu 200 sayfa. Bunun ezzarları az, öyle değil, bununki çok. Buna esker denilir, buna ne denilir? Burada diyor, efradları az, öylese eskerdir. Biz burada kılletül efradi, kılletül ezza'a benzetiyoruz, hamlediyoruz. Ezzarları az olana esker denildiği gibi, efradları da az olana ne diyoruz? Esker. Bildiniz değil mi? Yoksa burada esker, ekber, cismi, ezzarları çok olan, az olan denilir. Akal ile ekser, efradları az çok olana denilir. Ama burada efradları az olana esker diyoruz, ezzarları az olana hamil ederek. Ve mahmuluhu fil hamliyeti ve talihi fil şerfiyeti yüsemme hadden lehne ammu fil aglebi. Çünkü galibi olarak nedir? Amdir. Ve la ammu ekseru efraden. İfe yekun ekberi. Ya efradları
çok olan Ekber denilir. Halbuki Ekber eczarları, parçaları çok olana denilir. Bize ne diyoruz burada? Efradları çok olanı, eczarları çok olana hamlederek ona da ne diyoruz? Ekber diyoruz. Yoksa efradları çok olana ekser denilir. Ekber, hakikaten ekser çok olanlar. Ekber büyük. وَالْمُقَدِّمَّةُ الَّتِي فِيهَا الْأَسْغَرُ تُسَمَا الصُّغْرَ. O mukaddime ki orada esgar var, neticenin mevdu'u var. Ona ne denilir? Ona sonra denilir. Ona ne denilir? Çünkü sugra esgarın müennesidir. Mukaddime müennestir mi? Evet. Bak mevdu müzekkerdir, ona esgar denilir. Mukaddime müennestir, ona sugra denilir. Niye sugra denilir? لِيْشْتِمَالِهَا عَلَى الْاَسْغَرِ Çünkü esgara şamil فَتَّكُونُ ذَاتَ الْاَسْغَرِ O zaman mukaddime esgara şamil geldiği için ذَاتُ الْاَسْغَرِ olur. فَتَّكُونُ ذَاتَ الْاَسْغَرِ Ne olur? ذَاتُ الْاَسْغَرِ olur. Yani o mukaddime ذَاتُ الْاَسْغَرِ esgari içine almış. Şimdi biz diyoruz niye esgar deniliyor? Çünkü esgari içine almış. Zatul Esgar'dı, öyle dedi. Bir kıyla farklı iş yapıyor, diyor. Şimdi o mukaddime iki cüzden oluşmuyor mu? Oluşuyor. Bir isim nedir? Zuhra. Esgar'dı. Biz tamamı artık Esgar diyoruz. Tesmiyatul kul bir ismi? Cüz. Bir deyse cüzün ismi Esgar'dı, sonra değil. Biz diyoruz o mevdu'nun ismiyken Esgar'dı. Mukaddimenin olunca mecbur artık o da muayenesi olur, sonra olur. Ha. وَقِلِيَ جُزَنْ يَكُنُ مِنْ قَبْلِ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ كُمَوْضُ مَحْمُولُ İkisi bir ismil cüz'i. وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَكْسَرُ تُسَمَّ كُبْرَ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَكْبَرُ تُسَمَّ كُبْرَ Hani diğerinin neyi tersi? Niye? لِشِمَالِ عَلَى الْكُبْرَ O zaman فَتَكُنْ ذَاتَ الْأَكْبَرِ Bildin değil mi? Yahut da tesmiyetel kulli bir ismin ekber bir cüzün ismidir, mahmulundur, hepsini diyoruz. Ve tusemma sura vel kubra bil mukaddimeteydi. Nasıl sura denilir, kubra denilir? Aynı zamanda bunlara mukaddime denilir. Sura dedik ya, zatul esgardır. Kubra, zatu nedir? Ekber. Peki niye mukaddimedir? Li tekaddümih alel kavli lazmi. Mukaddime, burada mutakaddimetun manası nedir? Yani mukaddime mutadidir, lazimidir. Mutakaddime ne demek? O ki ona takaddüm var. Bu ikisine de takaddüm var. Ne var? Kavli lazım üzerine takaddümleri var. Kavli lazım nedir? Netice değil midir? Evet. Önce sonra kubra, sonra ne olur? Netice olur. Vel kavlu lazimu. Kavlu ne? Lazim. بِاَتِبَارِ حُسُولِهِ مِنَ الْقِيَاسِ يُسَمَّ نَتِيجَةً وَالْقَوْلُ بِاَتِبَارِ حُسُولِهِ مِنَ الْقِيَاسِ يُسَمَّ نَتِيجَةً قَوْلِ لَازَمْ O netice dediğimiz, kıyastan hasıl olma yönüne bakarsa buna netice denir. Bak, o kıyasın kulasesinden meydana gelmiş. Evet. Bu yönüne bakarsak buna ne denilir? Netice. Ve bi itibari istihsalihi minhu. Netice ondan tahsil ediliyor. Yusama metrudan. Bak, kıyastan tahsil edilen, arzulanan budur. Ve ihtiranu sugra vel kubra fil icab ve selb. Yani selb icabda sonra kubra yan yana getiriyoruz ya. Biri ikisi muciben, ikisi saliben, biri muciben, biri salbe. Ve fil kulliyeti vel cüziyeti. İkisi de kulli, ikisi de cüzi, biri kulli, biri. Bu şekil yanına getirmek yüsemma karineten ve darben. Buna da ne deniliyor? Buna da karine deniliyor. Darb deniliyor. Karine de darb manları bir. Darb çarpmak. Niye? Likevni sonra muhteneten bil kubra. Bu niye karine denilir? Yani karine mana yan yana. Ediyoruz sonra kubra ile muhterin değil mi? Yanına değil mi? Onun için buna ne deniliyor? Karine. Peki niye darb deniliyor? Ve madrubeten fiha sugra kubra'yı darb ediyor. Bak. El alem hadisun li'annehu mutagayyirun. Sugra değil mi? Evet.
Ve kullu mutagayyirin, bak Sura'nın mahmunu götürdük, mevdu, Kubra'yı mevdu ettik. Ve kullu mutagayyirin hadisun. Bak hem Sura Kubra'nın iktirani var, hem derbi var. Ve heyyetu telifi, eyil heyyetul hasiletu min iktirani Sura vel Kubra, tüsemma şekle. Ve heyyetu telifi, eyil heyyetul hasiletu min iktirani Sura vel Kubra, tüsemma şekle. O Sura Kubra'dan hasıl olan heyet var ya. Bak. Sura Kubra'nın ihtiranına ne deniliyor? Sura Kubra'nın ihtiranına karine deniliyor. Derb deniliyor. Anlıyorsun değil mi? Ama Sura Kubra'nın heyetine böyle o oluşmuş haline şekil deniliyor. Halbuki şekil şu an bu kitabın uzunluğu var, var. Enli var, var. Derini var, var. O cisim ki uzunluğu, enli, derinliği olana şekillendir. Nasıl burada heyyetü telif mine surar kubrayı şekillendiriyor? Diyor, teşbihen laha bil heyyetil arideti lil cismi. Bak, teşbihen laha, bu surar kubranın telifinin heyetini benzetiyoruz. Bil heyetil arideti lil cismi. Cisme arid olan heyete benzetiyoruz. Bil heyetil arideti lil cismi. Bak bu cisme bir heyet, en uzunluk, derinlik hasıl olmuyor mu cisme? Bu Sura Kubra'ya hasıl olan heyeti de cisme hasıl olan heyete benzetiyoruz. Ona da ne diyoruz? Şekil. Bir deyse niye ona benzetiyoruz? Şekil illa cismin keyfeden mi denilmeli? Evet diyor. Yani şekle indahum. Mentekillerin yanında şekil innama yutlaku alel heyetil cismiyeti. Cisme mensup heyete deniliyor. O heyet gel haset min ihatetil haddil vahidi. Bak bir had ihat ediyor. Had ne demek? İyi nihayetil vahideti. Bir nihayet onu ihat ediyor. Bak bu da kemafil kurriyati. Kurriyatta olduğu gibi. Şimdi bak yuvarlak. Ben şimdi buraya bir şey çıkartıyorum. Bak. Hiç durmadım. En sona geldim. Kaç nihayet bu nihat etti? Bak bir başladı gitti bir de bitti. Bak bir nihayet ihat etti. Evil hududi in nihayati yahut da birkaç nihayet onu ne ediyor? İhade ediyor. O da kemafil mudallaati köşeli olanlar. Köşeli mesela dört köşeli bak bir nihayet bitti. Bitti iki, üç, dört. Mesela bu murabade musalleste bir, iki, üç. Muhammese bir, iki, üç, dört, beş, altı. Müsebbede hakeze artıyor. Ha. Min hatetil haddil vahidi evil hududi bil miktari. Bunların bir miktarı ne etmesi? İhate etmesi. Yani bir hadin veya bir kaç hadin bir miktarı ne etmesi? İhate etmesine keyfiyet denir. Peki miktar nedir? اَلَّذِ وَاِبَارَ Bak, miktar nedir bu sefer? اَلَّذِ miktar هُوَ اِبَارَ اَنِ الْاِمْتِدَادِ طُولِيِّ وَالْعَرْدِيِّ وَالْعُمْقِيِّ İmtidade yani imtidade tuğli, tuğli bir uzunluk, ardi bir uzunluk, umki bir uzunluk. Bu imtidadlara ne deniliyor? Miktar deniliyor. Heyet nedir? Heyet böyle bir miktarı bir nihayetini ihat etmesi ve üç ihat etmesi ve dört ihat etmesi. Bildiniz değil mi? Şimdi hey miktar derinlik, uzunluk eni olandır. Bu miktar. Heyet bu miktarı ihat eden hani daire şekli, dikdörtgen, üçgen, o şekil, o miktarı ihate eden nihayet veya nihayetlere ne deniliyor? Heyet deniliyor.
Peki. Ve ama itlak o şekli alel heyetil maneviyeti. Bak suğra kubra bu manevi heyete ne diyoruz? Şekil. O fe innemme hu ala sebil-i teşbil heyetil maneviyeti bil heyetil cismi. O heyeti manevi heyeti cismiye ne etmek? Benzetmek. Benzetmek yönüyle olur. Öyle değil mi? Yani burada bu kıyasa ona heyeti manevi heyeti cismiye benzeterek ona da ne diyoruz? Şekil. Şekil diyoruz. O zaman fekun mutabili teşbihil ma'kuli bu kıyas sonra kubradan oluşandı. Bil mahsusi o miktar ki bir veya birkaç nihayet onu ne etmiş? İhate etmiş. Oldu. Şimdi biz neyi öğrendik? Kıyas-ı ihtiraninin işte mevdu, mahmul, hadd-i evsat nedir? İhtirana ne deniliyor? Şekli neye deniliyor? Onları ne ettik? Açıkladı. Bu sefer eşkallar kaç tanedir? Yarın onu okuruz. Nefâkumullâhu nefâ mubinâ.